Doğa, güven, huzur, yenilik ve canlılığın adı olan yeşil aynı zamanda şifanın gıdanın adı. Minik bir fide büyüyor, yaprakları gelişiyor, açan çiçekleri sebzeye dönüşüp domates, salatalık, biber olarak mutfağa geliyor. Diyeceksiniz ki senin fiyatlardan haberin var mı? Tabii ki var. Manavı bir kenara bırakıp pazar tezgahındaki rakamlara baktığımızda domates fiyatının kilosunun 30 liraya yaklaştığını, biber ailesinin de ondan kalırı yanının olmadığını, cinsine göre 40 liraya kadar çıktığını biliyoruz. Şayet pazardaki ve manavdaki sebze fiyatlarından şikayetçiyseniz size bir önerimiz var. Çok basit. Fide alıp kendi sebzenizi kendiniz yetiştireceksiniz. Hep gönlümün bir köşesinde var. Aslında sadece ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ragıp Savaş'ın değil, herkesin gönlünde var. Toprakla uğraşmak, sebze meyve yetiştirmek. Bıraksınlar, ben 2-3 gün burada tek başıma böyle deli gibi gezerim. Bütün hepsini böyle sarılarak falan ağaçlara öyle yaşayabilirim. Ne de olsa toprak yaşamın kaynağı. Toprak alan alıp bir şeyler yetiştirme derdindeyim ama yani hem vakit meselesi hem nakit meselesi oldu artık. Çok pahalandı toprak alabilmek, toprak sahibi olmak. Doğru. Hem pahalı hem de ne yazık ki tarım arazisi azaldı. Üstelik yakıt, işçi giderleri, gübre fiyatları derken. Çünkü global bir fiyat artışı var. Bütün dünyada sebze, meyve arttı. Sadece bizim ülkemize ait bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aslında ufak alanlarda, mesela şurada bir sürü şey yetişebilir. Üstelik çok insan bunu yapmaya başladı. O kişilerin adresi de fide satan yerler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj Ayşe'nin bahçe marketleri. Usta sanatçı Ragıp Savaş'la da 11 bahçe marketten biri olan Eyüp Sultan'da karşılaştık. Tanesi 6 liraya satılan bir domates fidesini sordum. Bu küçük domates fidesi sizce ne kadar domates verir? Sadece bu mu? Evet. Sadece bu. 4 tane mesela verir mi? Nasıl? 3-4 adet mi? Ha. Değil. Şöyle söyleyeyim. İyi bir bakım yapıldığında, gübrelemesi, gerekli budamaları yapıldığı takdirde 3 ila 5 kilogram. Evet. Tek başına. Tek başına, tek bir fideden evet. Domates alabilirsiniz. Çözümü bulduk. Çözümü bulduk. Gördüğünüz minnacık, minnacık fide 3-5 kiloluk bir geri dönüş sağlıyor. Dolayısıyla gelecek her zaman olduğu gibi toprakta. Üstelik bir saksıda yetişen fide kilolarca sebze verebiliyor. Matematiksel hesaplamayla 10 domates fidesi alıp saksıya dikseniz bir fideden 5 kilo, toplamda 50 kilo domates demek. Hem de ödeyeceğiniz 10 fide bedeli 60 lira karşılığında. Domates, salatalık, topan patlıcan, charleston biber, sivri biber, dolmalık biber. Bunları tarlada yetiştirmek ya da bahçede yetiştirmek çok güzel ama işin püf noktası bütün bu sebzeleri balkonda ya da terasta yetiştirmek. Peki onları nasıl yetiştireceksiniz? İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Parakende şefi Ali Burak Uluşen kollarını sıvadı, saksıya fide nasıl dikilir anlattı. Burada önemli olan fidenin kök boğazının toprağın üstünde kalması. Gereğinden fazla toprak doldurmamız gerekiyor. Kök boğazında çürüme yapabilir. En önemli noktası. Kesinlikle yağmur yağacak olsa bir can suyu. Unutmayın ki toprak nemini kaybettiği zaman kesinlikle sulamamız gerekiyor. Şayet saksıya diktiğiniz fide kuruduysa kökü hava almadığı ve zamanında sulama yapılmadığı içindir. Fidenin büyüyüp veriminin artması için solucan gübresi önemli. Domates fidesi diktiyseniz çiçeklenme döneminde ekstra su gerekiyor. Bir de şu koltuk altlarına sürgünler verecekler. Buradan koparıyoruz. Daha çok verim alabiliriz. Pandemi dönemiyle beraber bu iş çok ciddi seviyelere geldi. İnsanlar hem doğala yöneldiler. Onlardan biri Yaşar Asil Türk. Domates aldık, salatalık aldık, biber aldık. Nerede yetiştireceksin? Balkonumda saksıya koyacağım. İlk hasat bereketli olmuş. Güzel verim de aldım. Hoşuma gitti. Tekrar aldım. Kızımla beraber bakıyorum ben buna. Hoşumuza gidiyor açıkçası. Yaşar Bey fidelerle uzaklaşırken karşımıza Muazzez Zelkif Çalışkan çifti çıktı. Anım fideliyor, ben yerini hazırlıyorum. Damlamayı yapıyorum, kazıyorum çapalamayla. Gübre koyuyorum. İmece usulü yani. Aynen öyle. Beraber yiyoruz, ortak çalışıyoruz. Tanesine 6 liraya aldıkları domates fideleri onların kışlık ihtiyacını dahi karşılıyor. Ketçap bile mi yapıyoruz? Domatesler çok oluyor, yetişiyor. Evet, taze taze koparıyoruz. Kendimiz yetiştirelim, başka bir şey. Pazarcılar 5 misli fiyat katıyor üstüne. Benzermiş. Ondan koparıp sofraya. Evet, benzemez tabii ki. Onun için fırsatı değerlendirmek lazım. 45 gün sonra taze taze domates, salatalık, biber yemek istiyorsanız tam zamanı. Alın fideleri, dikin toprağa, doyun lezzete.